İstanbul Sarıyer'de hırsızlar Cumhuriyet Mahallesi'ni mesken tuttu. Neredeyse girilmedik ev kalmadı. Son işinde hırsız yürüyerek geldiği evden arabayla ayrıldı. Sokağın köşesindeki bir evi soydular. Bir arka sokakta ünlü bir futbolcunun evine girmeye çalıştılar. Sarıyer'in Cumhuriyet Mahallesi sakinleri son günlerde hırsız korkusuyla yaşıyor. Yani illa bütün evlere bir hırsız girince ya da birisi hırsızla yüz yüze gelip istenmeyen bir sonuç ortaya çıkınca mı yetkililer bir şey yapacaklar? Hırsızın son hedefi genç bir çiftin eviydi. Kübra ve Uğurcan Demir çifti Sarıyer'deki bu evde yaşıyor. Bugün sabah saatlerinde köpekleri Fadi'nin havlama sesiyle uyandılar. Salona girdiklerinde ise evlerinde bir hırsızla karşılaştılar. Eve girdiğinde yani bir şey, çok fazla bir şey alabilecek vakti olmadı. Köpeğimiz var, küçük bir köpeğimiz. O bizi havlamaya başladı ve uyandırmaya çalıştı. Telaşlanıp balkona çıkıp balkondan hemen aşağı atladı. Ancak hırsız telaşlansa da evden boş çıkmadı. Arabanın anahtarını almıştı. Mutfak penceresinden eve giren hırsız doğruca salona yöneldi. Çiftin uyandığını duyunca da masanın üzerindeki anahtarı ve laptopu aldı. Balkondan atlayarak kaçtı. Arabamız 60.000 TL civarında bir arabaydı. Bir laptopumuz hani çalındı. Şu an almaya çalıştığınızda yine 5000 TL civarında bir maliyeti de laptopun var. Hırsız bu pencereyi zorlayarak açarak buradan içeriye geldi, burayı dağıtarak. Hırsızın balkondan atladığını gördükten sonra merdivenlerden koşuşunu izledim. Merdivenlerden sonra aracıma doğru ilerledim. Arabamla uzaklaşmasını balkondan izlemek zorunda kaldım. Genç çiftin tek isteği hırsızın bir an önce yakalanması ve mahallelinin rahat bir nefes alması.